Allah Celle Celaluhu'ya hamd, seçtiği kullara selam. İsmail Hünerlice. Hala kıçını yırtıp duruyorsun Mehdi çıkmayacak diye. Mehdi çıkmayacak. Mehdi'nin çıktığına yegane şahitlerden birisin sen ya. Bak, içinde bulunduğun cemaat Deccal'e tabi 70 bin alim vasfına girmiş. Kendi lafızlarıyla, Medine'nin alimi Cübbeli lafzıyla, ileri gelenlerin lafızlarıyla video başlıkları olarak 70 bin başlığını attınız. Ali Kara, hariciler, kafalarını kızıtan hariciler hadisini okurken dansöz gibi kıvırdı. Köçek, köçek gibi kıvırdı. Alametleri ne diye sorulduğunda hadisin bitiminde kafalarını kızıtmalarını deyince videosu var. TikTok'umda var. Diyor ki, demek ki neymiş? Kafa kızıtmak haccın farzlarından bir farzaymış. Yani sizler 70 bin alimi sizden Serdar bilmem ne hoca çıktı. Ne dedi? Deccal'e tabi 70 bin alim, Deccal'e tabi 70 bin zengin dedi ya. Sen ayetleri değiştirdin. Be şerefsiz. Be eble kafir. Bak ben sana, cemaatine, sana, senin yani bir sürü İthamda bulundum. Ulema heyeti köpekleri dedim. Ulema havai pardon. Ulema heyeti köpekleri dedim. Resulullah'ın söylemiyle adi oğlu adi dedim. Cehennem köpekleri dedim. Kafir dedim. Ses çıkaramadı hiçbir şey olmasa. Ben sahte olsam ki öyle bir durum yok. Ben ne kadar eminim. Ben sahte olsam sana kafir dediğim için, sustuğun için sen kafir oluyorsun ya. Ben hani Mehdi gelecek ne yapacak lan? Bre şerefsiz Resulullah'ın beyanı 1400'ü aşar bak. 1500'ü aşmayacağı, 1500'ü aşmayacağı 1400'ü lafını söylüyor. Aşılacak mecranın 1400 olduğu, 1500'ün aşılamayacağını söylüyor. Bak ümmetin dalalette birleşmez. Dalalette birleşmez. Bak desem ki bir kurul oluşturun benim hakkımda fetva verin veremezsiniz lan. Bu kadar abi oğlu abisiniz. Hepiniz bir tarafa çekiyorsunuz. Meyti çıkmayacak. Yani siz dirilerseniz ulema heyetin fetva çıkarmış. Ha görmezük biz. Bu Mehdi değildir diye alametlerin bu sağ yanağında inci yandığınız gibi işaret. Fotomontajdır desene. Şerefsiz, din şerefsizi. Bak ne güzel söyledi ben senin için. Din şerefsizi, din haysizsizi, din kahpesi. Niye? Ayet değiştiriyorsun lan sen. Kafirin önünde gidersin sen. Hani cemaatinizle işine geldiği gibi ayetleri, hadisleri işine geldiği gibi ki baştan itibaren Risale-i Kutsi'yi okumalarında da ben sizin böyle dansöz gibi kıvırmalarınıza şahit oldum. İşinize geldiği gibi. Neyden kazanıyorsun lan sen hemen? Sen yiyecek ekmeğini nereden kazanıyorsun? He? Trafik nereden? Nereden o trafik? Resulullah'ın beyanlarının tersine beyanları savunuyorsunuz bana. Kim ben açıklıyor? Zaman mefhumunu kim açıklıyor? Kader mefhumunu ilk açıklayan benim. Zaman mefhumunu ilk açıklayan benim. Müceddit'ten bahsediyor. Şerefsiz, haysiyetsizler. Zaman Resulullah, zaman Allah'tır diyor. Siz mahluktur diyen imama uyuyorsunuz. Mehdi'nin bir lüksü var ki müçtehit imamlarını yıkacak. İşte yıkıyorum. Resulullah'ın beyanı üzere yıkıyorum ama. Ben kendimden bir şey uydurmuyorum ki şerefsiz adi.
Din ayşe size. Zamana küfretmeyin. Zaman Allah'tır buyuruyor. Hadis-i kutsi var. İnsanoğlu dehre küfür eder. Bana eziyet eder. Halbuki bir dehir, zaman benim. Gece gündüzü ben sevk ederim. Benim kudret elimdedir. O ayrı bir mevzu gece gündüz. O zaman değil. Zaman da aktığın, bölümler senin o. Zaman akmıyor. Zamanda biz akıyoruz. Dünya akıyor. Alem akıyor zamanda. Zaman aksaydı, hepimiz aynı algılardık. Kimisinin için çabuk zaman geçiyor, kimisi için geçmiyor. Ne? Herkes için ayrı ayrı. Yani bir sürü özel şeyi var. Bunun daha geniş teferruatlı anlatımım var. Yenemezsin. Niye yenemezsin? Mehdi'nin en büyük özelliği yenilmemesi, yanılmaması. Sen şerefin varsa, din şerefin, benimle, ben madem ben imamet iddiasında bulunuyorum bu ümmette, ha ümmet lafı da kalmış kalmamış olsaydı evlilerdir, hiç kimsenin bir şey bildiği yok. Bilenler de ceplerini doldurmak maksadıyla insanların şanları, şöhretleri yıkılmasın, çamura batmasın diye böyle Resulullah'ın bildirdiği, Allahu Teala'nın tayin ettiği imamı red konusuna geliyorlar. Böyle şerefsiz hale gelmişsiniz siz. Ama göremiyorsunuz. Ha, ikinci bir ihtimal. Görüyorsunuz, kalpleriniz kabul ediyor. Çünkü kabul etmemenin imkanı yok. Niye? Mehdi gelecek, nübüvvet kemalatını ispat edecek. İspat ettik mi lan? Nübüvvet kemalatının usulü beşeriyete gelince o ancak bir noktayla ifade edilebilir. Dedik mi? Bunu kimse açıklayabilmiş mi? Mahmut Efendi açıklayabilmiş mi? Şu efendim, bu efendim, şu efendiler, bu efendiler açıklayabilmiş mi? Yok. Kim açıkladı? Mehdi açıkladı. Bendeniz açıkladım. Noktadan maksat vahiy de dedim. Noktayla açıklanmasındaki sebebi de, hikmeti de anlattım. İşte şöyle bir değdir parmaklarını. Nokta nerede? Sağda mı solda mı? Yakınlık safhası. Vahiy yakınlık safhası. Yani Allahu Teala'nın kelamı ezeli ve ebedi de dedim. Bu mağlup alemin Allahu Teala'nın kelamını ihate etmesi düşünülemez dedim. Bu yakınlık, vahiy yakınlık safhası nokta ile ifade edilebilir dedim. Değil mi adi oldu adi? Değil mi haysiyetsiz, hakkı kabul etmez şerefsiz, din şerefsizi, din haysiyetsizi, din kahpesi. Bu lafları söylemeye doyamıyorum size. Böyle bir şerefsizsiniz. Şimdi yaptığınız, yediğiniz nane bir iki değil ki. Herkes bütün hani küfür tek millettir ayeti var ya. Yani siz benim karşımda hepiniz küfürdesiniz. Hani İslam'ı işinize geldiği gibi evirip çeviren, top gibi oynayan insanlarsınız siz. Ayetlerle, hadislerle benden öyle bir şey sadır olmaz. Baştan sona benim yazılarıma, çizilerime bak. Cübbeli diyordu. Mutlaka hata yapar. Mutlaka yapacak. Mutlaka yapar. Yapar. Mehdi olmasa yapar ama bu Mehdi lan, o dedikten sonra, o lafı dedikten sonra hatası bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş değil, altı değil. Niye öyle? Çünkü ben başlamadan önce benim ilk videoma bakın, nübüvvet kemalatının ispatı videoma, oramda anlamındaki nübüvvet nuru var o videoda. Oramda nur, ışık, buramda ışık var, nur demiyor. Sanki ampulle yakıyoruz. Allahu Teala'nın nuru, nübüvvet nuru. Ama adam o andan itibaren karşı geldi. Bildik ki Medine'nin alimi bu. O zaman diyemiyordum. Yani delil dona yok dediğimizde. Ne oldu? Zamanla yanlış yapacak dedi. Yanlış yapar. Ve destan yazdım onun hakkında. Yanlışları, bid'atleri, sapıklıkları hakkında. Ben içinizde bulunduyken, ben içinizden bir insanken, ben İsmail adamım. İstediğiniz kadar bu nispeti kimse inkar edemez.
Elinizi kolunuzu kaldırmayın karşımda. Değil. Ben İsmail Ağa'yla ülfetim var. Mahmut Efendi'yle ülfetim var. Benim şeyhim demem caiz değil. Bilmiyorum. Ben oraya geldiğimde en nübet bir zat olarak geldim. Bilmiyorum. Damadı Hızlı Hoca anlatıyordu. Dinleyenler, adam gelmiş kendini bilmiyor. Mürşidik Kamil hesapta diyor, Mahmut Efendi ona teveccüh ediyor. Adam gelmiş diyor. Hesapta teveccüh görecek, gelmiş Mahmut Efendi'ye teveccüh ediyor. Ya. Hem de kaç yaş? Yaş 23-24 yaşında. Daha çocukken bu kemalata, yani nübüvvet kemalatına sahiptim ben. Çocukken. Ama Muhammed'in nübüvvet değildi. Muhammed'e dikkat et. Muhammed'in nübüvvet değildi. Ben içinize geldiğimde sapık itikat ve bid'atler yoktu. İslam'ın esası yaşanıyordu ve yani izleyeceğim bir şey yoktu. Ve ben Mehdi'yim diye demedim. Desem de ulama o zaman da, yani ileriki zamanlarda desem, demiş olsam, erken çıkarsa öldürülür diyor. Ben o zaman baştan bilmiyordum. Tam manasını aldım Mektubat-ı Rabbani'yi. Gittim Sinop'a, köyüme. İyice verdim, çevirdim. Mesela nübüvvet kemalatının usulü beşerete gelince o ancak bir noktada ifade edilebilir. İbaresi mektubatı, Rabbani'de geçen ibare vahiyden sonra ertesi gün bize göre. Vahiyin ertesi öncesi sonrası olmaz ama yakınlık safhasının sonrası gün, benim biz mağlup insanlara göre safhasının ertesi günü, ya dedim nasıl anlatılır? Hemen o şey, net ilham. Yani böyle bundan anlıyorum ki Resullere, Nebilere gelen sünnetin hani vahide, sünnette vahiy deniliyor ya, net ama net. Yani nübüvvet kemalatının usulü beşerete gelince o ancak bir noktada ifade edilebilir. Net şey, mana olarak ilham edildi. Noktayla ifade edildi. Başka bir şeyle ifade edilemez. Noktayla. O yakınlık safhası. Ama noktayı açıklayan da tek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıklamamış. Tek ben açıkladım. Niye? İspat etmek için. 534. mektup. Hiçbiriniz diyebildiniz mi? Mehdi ehl-i nübüvvettir. Ehl-i nübüvvettir. Hani nübüvvet kemalatına sahip olacak diye. Yok. O velayetin en yükseğindedir. Hadis-i şerifi ahirette nebiler, resuller gibi üstün bu makamda velayeti. Ahirete taalluk eden. Ama nübüvvet kemalatı üzere gelecek. Bu yüzden Kur'an-ı Kadim'de ayetlerle muhatap bir Mehdi olduğu için benim kavmim Kur'an'ı terk etti diyen Resul Mehdi'dir. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Mehdi'yi inkar eden Muhammed'e indirileni inkar etmiştir. Mehdi yeni bir nübüvvet ağacı değil, Muhammed'in nübüvvet ağacının yeni bir ışkın hükmündedir. Aynı kökten ışkın veren ağacın bir ışkını, yani büyük ağacın bir ışkın hükmündedir. Işkın diyebilirsin bana, Mehdi. İmam diyebilirsin, Mehdi diyebilirsin. Bir de ışkın diyebilirsin bana. Şimdi ben de bu iddiayla, birçok şey iddiayla ama sizin sapık itikadlarınızı dökerek, açıklanmayan hadisleri açıklayarak, doğru itikadları ortaya koyarak, bak Sevadül Azam'ı tekrar yorumlayarak bir sürü şeyi değiştirdim. Çık delikanlı mısın? Değiştir, şu da yanlış yapmışsın de. Diyemezsin. Diyebilirsen zaten neshetmiş olursun. Sana bir de ilmi ders vereyim. Adi oğlu Adi. Resulullah'ın mesela Mehdi hadislerini çok araştırdım, okudum. Araştırdıysan onların içinde bir de sağ yanağında, hani bak hadislerin hepsi ilmi safa değil mi? Bir sürü. Bir hafta düşün, ilmi safada Mehdi hadisleri. Zayıf fark etmez. Şöyledir böyledir fark etmez. Hepsi bir hafta. Onu şeyine bakma. Ehadmış, zayıfmış, sahihmiş, ona bakma. Hepsini bir lafa koy. Orada bir tane var. Neymiş bilmem. Sağ yanağında inci yanlarınız gibi işaret var. Şimdi bu Resulullah'ın beyanı
Ben de aynı olduğu videolarda var. Onu gördüğün zaman ve canlı görenler de var. Sen de yanımda olursan, elimi öpersen ama geç vakit olmadan. Vakit geç olmadan çok önemli. Çünkü çatak yol ayrımında geldiğinde insan hani zamanında karar verip hakkı seçmezse gittiği yol üzere veya o çatakta bu yanlış yola sevk olur ve yanlış yolun delilleri verir ona kendince hak olduğuna dair. Savaşır o batıl yolla. Bile bile yani karşındaki hak olduğunu bile bile savaşır. Şimdi bu kadar hengameden sonra sen hani benden üreteydim ya bu kadar da hakaret yiyorsunuz cemaat olarak, hocalar olarak. Yani İsmail adına gel. Kendi adına gelirsen sana karşı susarım. Benimle lanetleş. Ama İsmail adına gelirsen yani 2-3 hocayla veya şey hocayla benim ortaya koyduklarımı nesedin. Nübüvvet kemalatının ispatı olsun. Mesela Mehdi çıktığında bunu ispat edecek, ispat ettik. Ne yapacak? Sapık itikatları ve bid'atleri ortadan kalacak. Hakikatleri ortaya koyacak. Koyduk mu? Koyduk. Yani bir de bunun sınırı var mı? 1400'ü aşar. Bak, sınır bu. 1400'ü aşılıyor, 1500'ü aşılmıyor. Onun için önceden 1400'ü anlıyor. 55 sene var. Sana 300 sene, 300 senede senin kafir torunların, kafir soyun, senin kafirleci, senin kafir soyun devam edecek. Onlar ilan ederler bir Mehdi, peşinden giderler, milleti söğüşlerler, sapık itikat bitatlerle. Hoplayıp zıplarlar yani bu zamandaki sapık tarikatlar gibi. Madem ben ehl-i nübüvvetim, Ali İmran 61 gereği benimle lanetleş, bu kadar laf yeme ya. Delikanlısan din azmini, din şerefini, din haysiyetini taşıyorsan, hani taşıyorsanız önce cemaat olarak 70 bin alim olarak 3 tane adamı çıkarın, benimle lanetleşin. Ben de sizden dilimi çekeyim. İstanbul'dan da gideyim ya. Size söz, İstanbul'dan da giderim ya. Ama ondan sonrası karışık. Ondan sonrası karışık. Ondan sonra soğan doğrarsınız bak. Çünkü Allahu Teala'nın vaadi var. Yani öbür Allahu Teala'nın sünneti nasıl ki üstün kılınmış Nebi Resullerden sonra elçiler gelecek. Yani açıklayıcı Resuller ki Ali Kara 9 sene 10 sene yazdım. Ondan sonra biz açıklayıcı Resul'e itaat etmek mecburiyetinde değiliz dedi. Kafir olarak gitti. Mümin dersen sen de kafir olursun. Zaten kafir oldun da sen yani bir katmerli olursun. Bir krema daha sürersin onun üzerine. Öyle bir şerefsizsin sen. Hani bakmazsın. Şekli şemale bakma evladım. Benim yaşım 1445. Şekle şemale bakma. Yazılanlara, çizilenlere, ortaya konulanlara bak. Böyle bak. Çok acayip. Onlardan eskilerden öncekiler gibi denenmedikçe ayetinin muhatabı olarak öncekiler denendi de ne oldu? Muhammed'in emin olsaydı sen yine inkar edecektin. Emin lafzıyla bilinen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birden deli bu davaya açıkladığında deli muamelesi gördü. Yani sizin beni reddetmeniz böyle demez gayet normal. Ben sessiz kaldığım dönemde beni kabul edecekler sanıyordum. Hani ben söylediğimde çünkü müfet mührü var. Yıldız gibi işaret var. Hani onu bilmiyordum ama o sonradan çıktı. Yani açıklama kemalatın israrı ve ispatı var. Ben hani insanlar kabul edecek beni sanıyordum. Yani İsmail abi bilhassa. Aa, iş öyle değilmiş. Kabul ederlerse sakatmış. Yani şunu söyleyebildim. Bak şimdi, iyi bak. Şimdi
biz seviyoruz, Resulleri seviyoruz, böyle yapıyoruz, şöyle yapıyoruz diyenler denenmemiş insanlar senin gibi. Bak elçilere, ehl-i nübüvvet, onların vasıtasıyla Allah-u Teala insanların çoğunu kurtarmış mı, cehenneme mi düçar etmiş? Cehenneme düçar etmiş. Yani azın dahi azı. Yani ben az olduğunu biliyordum kurtulanın da. Yani şimdi sesimin duyulduğu her nereye varıyorsa ispat noktasında, nübüvvet kemalatı ispatı açıklamalarım konusunda itikat kullanıldı. Nereye bu şey yapıyorsa, yani bir domino taşı etkisi gibi millet kafir oluyor. Bilhassa alimler. Çünkü Mehdi meselesinde cahiller cahilliklerinden kurtulana kadar Mehdi meselesine gelemezler zaten. Yani zor gelirler. Allahu Teala'nın kurulduğu müstesna. Ama alimler çok güzel yıkılacaklar. Domino taşları gibi. Üzüm üzüme bakara kararın hesabı. Sen cübbeliğe baktın. 3 sene sonra ya. Dedin ya. Ben de sana ayrette ben size söylemedim mi? Resulullah'ın böyle bir beyanı var diye. Diyeceğim. Bunların böyle 1500 aşmaz buyuruyorken, zaman Allah'tır buyuruyorken siz mağlup demiyor muydunuz? Bu benim lafzım değil demedim mi? Ben sizi uyarmadım mı? Yazmadım mı kalıcı olarak olsun diye yazmadım mı? Çizmedim mi? Diye soracağım. Ha, soracağım derken yani o şimdi Allah affetsin. Oh mu? Yani benim en çok sevdiğim şey en çok sevdiğim şey ben demedim mi diyebilmek beni çok şey rahatlatan bir şey. Yani genelde insanlar hep benim dediklerimin tersine iş yapar. Hemen doğru söylerim. Böyle böyle yaparsan böyle böyle olur diye. Ama inadına inadına tersine giderler. Ters iş yaparlar. Ve ben şunu söylerim. Ben demedim mi? Hani bu benim çok acayip bir durum benim için yani. Çok sevdiğim bir şeyler. Yani tek bunu söylemek istemediğim kişi evladım Muhammed. Evlat babasının sırrıdır gereği. Yani benim iç yapımın bir nüshasını taşıyorsa çocuk, yani ona acırım. Yani hani çok kolay inanabileceği bir babası varken, yalan söylememeyi, doğru olmayı öğreten bir babası varken, yani hiç bilmeden, şey yapmadan, hani ya insanlara bakıp da sizin birbirinize bakıp yalanladığınız gibi insanlara bakıp da ya kimse kitabı olmuyor, kimse inanmıyor deyip bana inanmaması onu mesela ona üzüyorum. Ha o da yani orada bağlarımız kopacak. Dünyada yaşar, ahirette yaşayamaz. Yani orada hani Nebiler, Resuller nefsini ararken ben de evlat arayacak halim yok yani. Yani böyle bir durum var. Sen de delikanlı yani silsile Osmanlı'ya dayanan bir alim olarak alimsin ya sen. Ben de iddia eden bir imam. İmamet ehl-i nübüvvet bizzat olduğumu iddia ederek seni Ali İmran 60'lara böyle çağırıyorum. Ha, tek başına gelirsen senden dilimi çekerim. Ama sen İsmaila adına gelirsen çok güzel olur. İsmaila'dan da kaldırırsın. Lafzı kötülemeyi kaldırırsın. Madem sahteyim. 3 tane İsmaila resmi sitesine koyacaksınız. Ben de koyacağım. Bütün videolara sileceğim. O lanetleş bir. Yok. Silsek mi? Nasıl olsa onu baş video yaparız. Silsek de silmesek de hükmü kalmıyor. Daha başkasının adınıza video yapmam. Hakikatleri ortaya koyan videolar yaparım. Senin ismini almam. Cübbeli'nin, İsmaila'nın ismini almam. Yanmam. Yani lanetleştiğinde de buradan da gidebilirim de yani. Hani işten şey olacak da Osmanlı zamanında dedi ben Mehdi'yim diyenlere ok atılır dedi. Hani Esat da beni korkutacak ya ben de çok korkarım. Çok korkarım ben ölümden. Ölmeden evvel ölen bir kişi olarak Allah-u Teala'nın lütfu masalını
Lut'una masalına masala bizzat olarak yani ölümden de çok korkarım yani. Vahiy yakından sahip olarak çok korkarım. Dedi Osmanlı zamanında alimler ben Mehdi'yim diyenlere ölüm fetvası verilmiş, ok atılırmış. Ölüm fetvası derken ok attırıyorlarmış. Dedim ki madem dedim Osmanlı alimleri acizeymiş, onları ilmen meselemiyorlarmış, ilzam edemiyorlarmış. Beni çağır. Beni çağır. Ok yerine silah atabilirsiniz. Beni çağır. Ben gelmezsem adiyim. Sen de o oku yani o silahı çekip öldürmezsen adi oğlu adisin. Dedim. İyi demiş miyim? Her din şerefsizi, din haysizsizi, din kahpesi. Bu Allah'ın fazlıdır. Dilediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir.